Assalamualaikum. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Enes Vika kanalımıza tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Bu arada benim köyümden hayırlı sabahlar, günaydın. Bakın manzara burada çok güzel. Arkadaşlar daha önceki ben aileme Türk kahvaltısı yaptım yani. Onlar beğendiler mi acaba? Ama bambaşka bir menü yani. Eğer bu videoyu izlemediyseniz yukarı link var. Sıklayarak izleyebilirsiniz. Bugün bambaşka bir video karşınızdayız. Çok soru sordunuz. Neler yediniz acaba kahvaltıyı? Mesela öğle yemeği, akşam yemeği. Ben bugün sizi tek tek göstereceğim arkadaşlar. Tamam mı? Mesela kahvaltı ne yiyeceğiz biz? Öğle yemeği, akşam yemeği, tamam mı? Tabii ki her yemeğinde lapa pilav var. Tamam mı? Bu sabah annem bize kahvaltı hazırlayacağız. Yemeğe masak sarapası. Bir de bambaşka. Ben dedim ya. Ot çok yiyoruz ya. Ot. Pardon yani yapraklar böyle bitkiler. Bir de kahvaltı yapmadan önce biz de bitki toplayacağız. Papaya yaprağı, tamam mı? Bu çok faydalı arkadaşlar. Aslında papaya yaprağı böyle çok acı bitki. Çünkü şifalı ya. Ama annem biliyor nasıl acı olmayacak yani. Tamam mı? Hadi şimdi biz... Şimdi annemin bahçeye gideceğiz, orada papaya yapıp toplayacağız, tamam mı? Ben size göstereceğim yani papaya çiçeği, tamam mı? Hadi gidelim. Gördünüz mü arkadaşlar? Burada da papaya. Ama annem hep pişiriyor ya, hep kesti. Keseyim mi acı götüme? Ya bunu böyle kopuyor. Bir de arkadaşlar bakın bu papaya, papayanın çiçekleri. Gecelerin var ya çok güzel kokuyor. Belki geçen gibi bu çiçek geldi yani. Ben dedim ya size burada koku geldi. Bu çiçek güzel yani. Bir de yemek için de güzel geliyor yani dedi. Enak mı? Enakla. Bir de bakın arkadaşlar bu yöresel. Bu lapa pilav koyunuyor genelde. Hep üstünde annem kesmiş. Neden? Çünkü sonra yine çıkıyor yani. Ondan böyle yapıyor. Ben meyvesi ben sevmiyorum. Çünkü tatsız böyle. Ama yaprağı çok güzel yani. Bu şifalı bir yaprak. Mesela yüksekten şu an falan bir de bir... Burada bir tane bir ateş var. Yüksek bir ateş. Ama trombosit böyle, trombosit biliyor musunuz? Trombosit geliyor yani. Çok ölümcül bir hastalık. Bu yaprağı iyi geliyor. Oh ne güzel. Bu jasmin çiçeği gibi zaten. Evet. Çok güzel kokuyor arkadaşlar. Bakın. Elsin keçi burada. Be. Yani benim bahçesi bu. Bu vanilya ağacı. Sizi göstereyim. Tamam mı? Bu vanilya. Vanilya bitkisi böyle. Çiyor yani çiçeği. Çok pahalı burada. Ondan hem yetişiyor galiba. Bir de bakın. Bu bizim ıspanak böyle. Bambaşka da mı yani? Çok farklı ama bu çok tatlı. Biz çok seviyoruz bunu. Yani öğle yemeği belki bunu toplayacağız. Aslında da biber yetişiyor. Bu zencefil arkadaşlar. İşte bu papaya büyük olan meyve çıkıyor böyle oldu ama biz meyve sevmiyoruz. Bu küçük küçük olan yani biz küçük küçük olanları alıyor. Çünkü daha önceki annem topladı. Hepsi üstünü almış. Zaten sonra yine de çıkıyor. Aa böyle topluyor yani. Çok fazla var. Oo. Yo. It is. Ay. It is. Enak dulu rasi gue. Nganu kudungan dulu. Onu tespar ya. Yetişmiyor yani sadece. O papayın içinde burada atıyor. Hemen kendi çıkıyor yani. Çok güzel. Evet vanilya ağacı böyle. Ağacı değil de bitkisi böyle. Oh, 3 ay sonra böyle çiçeği çıkıyor. Çiçeği zaten fasulye gibi olacak. Evet arkadaşlar bu kadar topladık. Ama evde daha var. Daha önceki annem topladı. Beraber pişireceğiz tamam mı? Hadi pişirelim. Yok. Evet arkadaşlar biz hazırladık. Aa bu kaynar suyu böyle burada. Peki buradan bir gitme. Tiyan o dikutuk ene. Ya iya. Aa bir de bunu yedik ya apa lempong? Lempong. İşte bu arkadaşlar bu aslında çok acı. Acı olmamak için bunu koymuş yani. Bu toprak. Beyaz toprak mı acaba? Lempong ya? Ya. Ama bu farklı bir toprak yani. Yemeğini koyunuyor yani böyle. Sıcak suya bu eritecek. Yapı. Temizleniyor. Ooo güzel kokuyor bu ya. Enak ya. Hmm. Çok seviyorum yani ama bu hakikaten şifalı. Çünkü yaprağı çok acı. Ama bu koyacağız ya. Acı acı gelmiyor. Çok güzel. Yumuşacık böyle.
yıkadıktan sonra böyle bunu asacağız. Bakın bu yeşil çiçek biraz da çok güzel kokuyor yani. Ama tempe. Bir de bakın bu tempe arkadaşlar. Mus yapar sarıyor. İçinde soya fasulye böyle. Şöyle yapılıyor. Bir de bu da çok ucuz. Hiçbir Amerikan'a gibi. Bir tarafı çok iyi. Bir tarafı çok iyi. Oo. Yani bir TL kaç tane yapar? Ne? Bir TL? Ya. 7 tane yapıyor. Maka bien kat kapan mak ngerti ki kue. Siapa sih nembu jal pen lempung tiwi tapi pen ora paik nulo. Siapa sih berong zaman zaman kuno ya. Jadi kembangnya carry. Orang. Tak apa pay amu ya. Yani bu hasil jas boleh cuci musak oja. Maruki ora sih? Ya iya kan. Şimdi annem bunu koyacak arkadaşlar. Sonra acı geri gitti yani. Dikkat et güzel. Papaya sadece tropikal ülkesinde yetişiyor yani. Oke, tambahin euro, tambahin euro. Maulin. Cik. 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 Masya Allah. Baba, adik kan baba? Zikin mi babası? Ay. Şimdi çok şükür. Çok şükür şimdi normal yürüyor arkadaşlar. Yani bence geçenki tam yeni öğrenmiş ya. Şimdi bakın normal yani. Her gün böyle sürüyor her gün. Yani. Bunu kapatacağız. Biraz cam ge. Sonuçam. Evet kapatacağız. Yumuşay kadar böyle. Bir de yanında bunu biz kızartacağız. O kadar. Bir de yanında lapa pilav. Çok basit değil mi ya? Bakın arkadaşlar. Böyle. Ben denge tempera mı? Tayang tapi malas. Annem yapabilir ama çok zahmetli. Ondan daha iyi alıyor zaten. Çok ucuz. Bir de böyle arkadaşlar. Bu olmuş yani. İçinde maya koymuş. Ondan böyle oluyor. Aslında tane tane soya fasulye. Çok seviyorum. Edis'i çok sevdi bu. Ağır kahvaltı yiyoruz ama alıştık artık. Böyle kesiliyor. Neden? Çünkü biraz sonra böyle tuz falan baharat yiyeceğiz ya. Böyle suyla ondan içini geçirsin diye. Çünkü yoksa tat yok yani. Böyle. Türkiye'de bir gelin var satıyor. Bir kilo ne kadar? 30-35 TL. Bir kilo yani. Burada tane tane satılıyor. Ooo böyle arkadaşlar yemyeşil. Bu bol bol adı ne o? Klorofil. Zaten antioksidan ya. Yeşillik. Biz çok tüketiyoruz ot. Pardon. Peki. İşte bu baharat. İsi ne boyama? Poner. Poner. Ya. Tumbar, bawang. Kismis, sarımsak, cerdecal, tuz böyle. Terus masako. Ondan yani böyle olunca güzel oluyor yani. Evet arkadaşlar oldu. Şimdi bir yumuşak. Yani hemen yiyebilir yani böyle. Şimdi bunu da kızartacağız buraya. Böyle kızartıyor arkadaşlar. Sebze seviyen var ya. Aa, bu yumuşacık. O suyunu toprak var ya. Annem süzgeçliğe koyacağız. Böyle. Evet. Süzgeçliğe koyacağız. Ondan toprak falan yemeyeceğiz yani. Ama yine toprak var içinde. Bakalım Edis ne yapıyor? Şöyle diyor bakın. Edis! Arkadaşlar bunu da olmuş. Tempe, bu pilav. Bir de sambal. Annem sambal yapıyor. Yani soğan, sarımsak, biber kızartıyor. Sonra bu havanda böyle duruyor yani. Çok güzel oluyor. Acımsı böyle. Bu zaten acı gitti yani ilaç acı gibi bu ama bu acı böyle ama neden Türkçe aynı masalaya mı Türkiye'ye mi acı yapar diz yapar iyi dolu.
Ben de anlamıyorum. Neden acı yulaf yine acı biber ve aynı yani. Ben de anlamıyorum. Ama biz farklı mesela bu. Payit bitter. Bu pedas yani. Spicy. Arkadaşlar bizim kahvaltımız böyle. Biz eleyiyoruz. Bu lapa pilav. Bu papaya bitkisi. Papaya yaprağı. Sambal, tempeh, uf böyle ama para yok. Babam çok şükür iyi, daha iyi yani şimdi ama hala yetiyor. Ama geçinkiden daha çok iyi. Böyle yiyoruz. Selamat makan mı? Enak orama yiyeceğiz arkadaşlar, tamam mı? Afiyet olsun o zaman. Biz böyle yiyoruz. Benim baba böyle bu kadar yani. Para da gitsin lan karı tempeh. Tamam, afiyet olsun herkese. Arkadaşlar biz kahvaltı yaptık. Öğlenleri görüşürüz. Ben size de göstereceğim. Yani öğlenle yiyeceğiz, tamam mı? Evet. Evet arkadaşlar, öğlenin oldu. Şimdi yani öğlenin için biz ne yapacağız biliyor musunuz? Bu sebzeler var ya bir ki. O zaman sadece yanında protein falan yiyeceğiz. Ne? May masa kapası ki? Telur. Telur çanlı. Daha önce de kahvaltı sıvıydı. Dayım dedi ya, bu yumurta biz böyle yemiyoruz genelde. Şimdi göstereceğiz yani. Yumurta ama ceviz suda böyle beraber biber bir şey doğradık yani. Şimdi göstereceğim arkadaşlar. Hindistan cevizi sütü nasıl çıkıyor? Annem şimdi yapacak, tamam mı? Şimdi Hindistan cevizi böyle rendeliyor. Daha sarı sarı böyle rendeliyor musunuz? Çünkü annem babam için de zerreçalı böyle rendeliyip sonra içiriyor. Değil mi ya? Bak. Böyle sonra bitince suyla böyle çıkıyor. Evet. Böyle süzgeç falan var ya, suyla böyle çıkıyor. Altında su çıkıyor arkadaşlar yani. Böyle taze. Mesela bazen markete satılıyor, o taze değil yani. Böyle iyi. Soğan yani. Mor soğan, sarımsak böyle doğruyor. Biber, domates. Böyle katıyor içinde. Önce bu yumurta kızartacağız. Sonra sebzeleri böyle kavuruyor. Yumurta ve hindistan cevizi böyle yani. Üzüm, biber acı olmuyor. Mesela küçük küçük biber böyle çok küçük, o kadar acı ki. Bu acı gelmiyor yani. Sadece güzel. Güzel tat veriyor. Evet arkadaşlar, tek tek kızartıyoruz böyle. 3 yani 2 kere olur. Bu tava ben Türkiye'den getirdim önümü. Yani burada bu tava o kadar çok pahalı ki. Yani teflon. Teflon mu? Evet teflon. Soğan, biber. Sonra domates böyle kavuruyor. Üstünde yumurta kavuruyor. Tuz, karabiber. Bir de biraz şeker atıyoruz. Tengok tangan lu, udah ngandain lu. Orang tahu masih kue. Oh ya, ada apa? Kaburior, biber, domates, falan boleh, sarimsak, soan, kaburior. Oh, boleh. Mana yang bertaik kue jas, baharat. Ini kan jenis susu. Evet, tuz atıyoruz. Bu insan yeşil şeker de kullanıyor yemek için. Dayım dedi ya, ya böyle olunca sanki daha bereketli böyle. Yumurta öyle. Yani bazen o yumurta hasılıyor, böyle de oluyor. Ama kızartınca daha güzel. Arkadaşlar şimdi ben alıyorum böyle. Göstereyim size nasıl oluyoruz. Daha önceki bu sabah var ya. Alıyoruz. Bunu olmazsa yani. Nerede ne bu? Oo, bitki. Yanında bunu da alıyorum ben. İki tane alacağım. Biberin yarattı. Evet. Evet arkadaşlar, biz öyle yiyoruz, öyle yemeği. Bazen akşam yemeği de tekrar böyle yiyoruz ama sıkılınca ben zaten bu akşam nasi goreng yapacağız. Zaten daha önce nasi goreng benim videoda çok yaptım. Tamam mı? Videoda belki yukarı link var. Bu video bu kadar arkadaşlar. Şimdi siz
Gördünüz mü biz neler yedik böyle, koyu yemekleri böyle yani. Şehirlerde belki biraz farklı ama genelde Yunanistanlılar lapa pilav, bu sizinki ekmek gibi, yanında sebze olması yani yeşillik, yanında protein ya et ya tavuk ya yumurta böyle. Öyle yiyoruz. Tamam arkadaşlar, biz şimdi öğle yemeği yiyeceğiz. Tamam, sonraki videolarda görüşürüz. Aleyküm, bye bye. Arkadaşlar, video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer daha fazla video isterseniz abone olun. Tamam mı?